Herkese selam, e, The Doku Atölyesi'nden bugün size dokuz hisaller hakkında biraz bilgiler vermek istiyorum. Bu dokuz hisaller nedir, malzemesi nedir, kullanım şekli nasıl, e, çok sattığımız bir ürün grubu ve bununla ilgili kısa bir tanıtım videosu çekmek istedim size. Dokuz hisallerdeki farklı şey, modelimiz var. Bir tanesi şu şekilde natural serimiz, diğeri ise etnik desenlere sahip daha renkli olan dokularımız mevcut. Harici olarak ise orijinal koko serlerimiz var. Şu şekilde 4 tane farklı model. Bunları en son anlatacağım sizlere. Öncelikle dokuz sallerde en çok sattığımız şu şekilde balık sırtı ve iri düğümlü dokulardan biraz bahsetmek istiyorum. Balık sırtı modelimizde 3 farklı tonumuz mevcut. Biri beyaz krem, diğeri gri. Diğeri ise bej ve kahve tonunda olan balık sırtı modelimiz. Bizim en çok sattığımız dokulardan bir tanesi. Diğer dokulara göre daha yumuşaktır. Ee, tek farkı o. Hatta şurada şu şekilde 5 kahve olarak halımız var. Numune halımız. Bu arada biz numune halıları İstanbul içi görüşmelerimizde halılarımızla birlikte geliyoruz. Görmek istediğiniz dokudaki halıyı getiriyoruz Ve dekorasyonumuzda görmüş oluyorsunuz. Bu açıdan çok güzel bir seçenek. Balık sırtı dediğim gibi özellikle şu geçişler gerçekten çok harika. Bizim de en çok sevdiğimiz doku diyebilirim üç farklı renkte balık sırtı dokumuz bunlar. Ardından yine bizim en çok sipariş aldığımız diğer dokumuz iri düğümlü olan. iri düğümlü balık sırtına göre daha sık dokumaya sahip. Şu şekilde göreceğiniz üzere. Şöyle bir de gri rengi bu. Hatta şöyle bir parçamız var. Şu şekilde Görünüyor mu? Evet. Biraz arada bulanık, bulanık e, oluyor görüntü. Evet. Daha sık dokumaya sahip. Diğerine göre e, bu arada bütün dokularımız aslında hepsi yumuşak. Çıplak ayakta çok rahat bir şekilde basabiliyorsunuz. Sadece balık sırtının dokuma şekli farklı olduğundan dolayı biraz daha yumuşak. Onun haricinde içlerinde biraz daha en sert doku diyebileceğim bir doku var. Tamamen düz dokuma ve ince düğüm olarak adlandırdığımız bir sisal grubumuz. Ee, bu arada e, sırtlardan da biraz bahsedeyim size. Önü nasıl dokumaysa sırt kısmı da aynen bu şekilde dokumadır. Orijinal sisallerdeki gibi e, işte sırtlarında bir kaplama olmadığından dolayı ileriki yıllarda bir döküme vesaire meydana gelmiyor. Onun haricinde ince ve iri düğüm olarak e, siyah gri bir dokumuz var. Bu da çok keyifle sattığımız ve e, müşteri potansiyeli olan bir doku. Burada ise onun şöyle bir örneğini yaptık. Biz kenarlarını siyah bordür geçtik. Bunda bu şekilde bir görüntüsü var. Genellikle e, mutfaklarda tercih edildi. Yani bizdeki siparişler bu yönde oldu. Şöyle çok da güzel bir dokusu var. Yine aynı şekilde sık dokuma. Gayet güzel. Bu siyah gri'nin diğer bir rengi ise natural rengi var. Bu da yine aynı şekilde ince iri düğüm. Natural bir renk. Bu da çok e, keyifli kullanabileceğiniz bir doku. Şimdi biraz etnik desenlerimizi göstereyim size. Yine aynı şekilde 8-9 tane dokumuz var. Şu şekilde daha turuncu ve kırmızı ağırlıklı düz dokumu olan bir etnik desen. Burada ise mavi ağırlıklı daha doğrusu mavi iri düğümlü de diyebiliriz biz buna. Şu şekilde içlerinde yeşiller turkuazlar. Koyu maviler, lacivert renkleri var. Dekorasyonlarınızda eğer beyaz veya daha soft renkler ağırlıklıysa çok keyifli kullanabileceğiniz bir doku. Şöyle. Bir de beyaz bir doku desenimiz var bizim. Bunun içerisinde gördüğünüz gibi turuncular, yeşiller, maviler, kahveler gerçekten çok güzel bir renk uyumuna sahip. Dokumadan desenli bir etnik desen bu. Gayet keyifli. İlk örnekteki gibi aslında biraz daha kahve tonlarının ağırlıklı olduğu, dokumanın daha sık olduğu bir e, sisal e, dokusu görmüş olduğunuz gibi. Diğerinde şu şekilde daha e, aralıklı dokumalar vardı. Biraz daha yumuşaktı. Bu da aynı şekilde yumuşak ama biraz daha sert. Sebebi ise buradaki sık dokumaların olmuş olması. Şu şekilde daha farklı desen isterseniz eğer bu dokuyu tercih edebilirsiniz. Evet, yine e, aslında griliğin daha yoğun olmuş olduğu yine mavileri bulunduran bir etnik sisalimiz. Bunda da aynı şekilde yer yer sık dokuma yer yer desenli bir etnik sisal. Bunu da çok keyifli kullanabilirsiniz. Açıkçası ben maviyi çok sevdiğim için daha çok mavi, beyaz, gri tonlarındaki serler benim daha çok hoşuma gidiyor. Ve yine ve yine aslında benim içlerinde yine en favori olarak görmüş olduğum renk siyah. Siyah olan gerçekten turuncular, maviler, turkuazlar renkler o kadar çok güzel görünüyor ki hani bu siyah dokum üzerine gerçekten çok mükemmel bir işlik oldu. Ee, diğerlerine göre aslında bunda sık dokuma olayı biraz daha fazla. Ee, yine aynı şekilde bütün sisallerimizi çıplak ayakta çok rahat bir şekilde basabiliyorsunuz. Evet, Şu şekilde. Daha az sık dokunan bir sisalimiz. Yine aynı şekilde turuncuların, maviliklerin, e, gri'liklerin bol olmuş olduğu bir renk grubumuz var burada biraz daha iri e, dok, iri görünümlü bir dokuya sahip. Şu şekilde. Sanki biraz ekosayı andırıyormuş gibi geldi bana. Bir öncekinin ise mavisi. Şu şekilde iki farklı renkte aynı dokuda doku selimiz mevcut. Bu asistari grubunda da yine aynı şekilde, naturellerde olduğu gibi sıt kısmı yine aynı şekilde dokumadır. Ürünlerimizin her biri polip malzemesinden dokunduğu için temizliği oldukça kolaydır. Ee, biraz da ondan bahsedeyim size. Hatta şurada da açık krem, e, natürel serisindeki iri düğümlü halımız. Onu şöyle göstereyim. Bu arada ışıktan dolayı biraz farklı görünebiliyor. Ee, bu sisal grubundaki bütün halıları her gün süpürebiliyorsunuz, profesyonel halı kamcasına verebiliyorsunuz. Ama bizce en e, kurtarıcı olan şey ise ani bir lekelenmede ya da e, herhangi bir lekelenmede e, bezinizi beyaz sabun ya da arap sabunu ile beraber e, halınızı silerek temizlik işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda astım hastalarına birebir bir halı hiçbir şekilde toz tutmuyor. Bu açıdan çok kaliteli bir ürün. Evcil hayvanınız varsa çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. İçlerinde aslında hepsi, bütün dokuların hepsi evcil hayvanlar için birebir. Ama e, biz mesela daha çok iri düğümlü ya da ince iri düğümlü olanı tavsiye ediyoruz. Daha uzun süre kullanabilmeniz için. Tabii ki balık sırtı tercih edenler de var. E, sadece e, daha garanti olsun diye açıkçası ben bunları tavsiye ediyorum. Bunlardan da bir şikayet gelmedi. Herkes çok memnun bir şekilde kullanıyor. Biz bu e, sisel gruplarına şu şekilde 30 renge sahip bordür kumaşlarımızdan bordür tasarım yapıyoruz. Minimum 3, maksimum 10 santim genişliğinde bordür çalışıyoruz. Örneğin şurada görmüş olduğumuz balık sırtı modelimize 7 santim yeşil çalıştık. Şurada gri modelimiz var. Bu da ee, yanlış hatırlamıyorsam 5 ya da 6 santim olması gerekiyor. Siyaha aynı şekilde. Onun haricinde bir de bir e çalışmamız var. Yani biz bir tek kare ya da dikdörtgen değil şekilde yuvarlak kalıda çalışıyoruz yuvarlaklarda mecburiyetten dolayı bir çalışmak zorundayız. Ama istek doğrultusunda özel ölçüde bordür yerine bir biye uygulaması da yapabiliyoruz. Bunun da bilgisini verelim size. Bir de kısa olarak şundan bahsedeyim. Arasındaki farktan biraz konuşalım sizinle. Dokuz sisal ve sisal, orijinal sisal arasındaki farktan. Şöyle ikisini yan yana alalım. Şöyle biraz ilk önce size dokusundan bahsedeyim. şu görmüş olduğunuz gibi lifler biraz havada. Şöyle sert bir dokuya sahip. Gerçekten çıplak ayakla basmak zor. Acıtır. O yüzden birçok kişi bu yüzden kokusu tercih etmiyor. Fakat bizim sisallerimiz dokusu gayet yumuşak ve çok rahat bir şekilde ayak basabiliyorsunuz. Bana göre en önemli diğer farklardan biri ise orijinal sellerin sırt kısımlarına şu şekilde lateks bir malzeme kullanılmakta. Fakat bu malzeme ne olursa olsun 4-5 sene sonrasında şu şekilde dökülmelerle birlikte pul pul dökülüyor. Ve sonrasında halı aslında çöp olmuş oluyor açık ve net konuşmak gerekirse. E, tabii ki yine tercih edenler var. Yine istediğiniz ölçüde tabii ki yapabiliriz bunu. Hani ürünü kötülemek adına söylemiyorum. Aslında kullanım açısından size bahsediyorum ben bunu. Ama bizim dokuz sellerde ise saç kısmı gördüğünüz şekilde aynı. Bu arada biz dokuz selleri genellikle e, mimari projelerde uyguluyoruz. Çok fazla ben evlere açıkçası e, kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Genelde mimari projelerde kullanılmasını daha uygun buluyorum. Yine aynı şekilde kokus serilerde yine bordür çalışması da yapıyoruz, biye çalışması yapıyoruz. Harici olarak Şöyle biraz sırt kısımlarına bahsedeyim. Biz bordür tasarım yaparken Nasıl bir işlem uyguluyoruz? Bizim farkımız nedir? Biraz bundan bahsetmek istiyorum size. Şöyle halıyı Evet Şimdi e, biz 9sel bordür tasarımında görmüş olduğunuz gibi gizli dikiş uygulaması yapıyoruz. Hiçbir şekilde dikişimiz dışarıdan görünmüyor. Bu yüzden baktığınız zaman mükemmel bir temiz bir işçilik görmüş oluyorsunuz. Öyle ki sırt kısmında da aynı şekilde gizli dikişimiz var. Ön ve arkayı farklı kılan şey köşe ucularına uygulamış olduğunuz deri uygulaması. Bu deri zaten şöyle bütün bir köşeyi ele alıyor. Halının büyüklüğüne göre bu derinin büyüklüğü de değişiyor bu arada. Bunu koymamızın sebebi şöyle açıklayayım size. E, Sal halılarda en çok şikayet edilen konu köşe uçlarının şu şekilde kalkık olması. Yani kullanım esnasında büyük bir e, zorluk yaşatabiliyor. İşte yürüme esnasında ayak takılabiliyor vesaire. Genelde en çok şikayet edilen konu bu. Fakat biz böyle bir problemi ortadan kaldırıyoruz. Nasıl kaldırıyoruz? Sırtına deri uygulaması yaparak. Bu sayede halı uçları kalkmamış oluyor. Halı uçları deforme olmamış oluyor. Halı daha uzun ömürlü olmuş oluyor. Gerçekten bu konuda çok temiz ve muntazam bir işlikle çalışıyoruz. Şöyle gösterelim. Şu da bir halımızın arka kısmı evet özel ölçüde istenilen dokuda sal üretimi sağlıyoruz 30 tane farklı rengimiz var eğer İstanbul içindeyseniz istediğiniz dokudaki halıyı yaşam alanınıza getirerek kendi gözlerinizde daha net o aydınlığı o alan hissini o dekorasyonu kendi gözlerinizle daha rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu şekilde daha kolay karar vermiş oluyorsunuz. Sipariş oluşturmak ve detaylar hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.